Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlediği 29. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında verilen hizmet ödülleri sahiplerini buldu. Yeşil Doğa programının yapımcısı ve sunucusu Güven İslamoğlu, jüri özel ödülüne layık görüldü. Törende ödülü Güven İslamoğlu adına CNN Türk Ankara Haber ekibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'den aldı. Bizi bu ödüle layık gördükleri için Türkiye Bilişim Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Bu hafta Osmaniye'deydiz. Aslında geçen hafta da Osmaniye'deydik. Osmaniye bugüne kadar pek yapılmamış bir yerdi, keşfedilmeye bekleyen bir yerdi. Geçtiğimiz haftalarda Osmaniye'de bir keşif gezisi yaptık. Hakikaten bir programa sığdıramadık. Onlarca şey vardı. Fıstığı bir kere mi çok meşhurdu, kilimi meşhurdu. Tarihi kentleri çok meşhurdu ve 25'e yakın kale vardı. Kaleleri görmeye çalıştık. Bunların arasında bir tanesini es geçtik. Bu da Karaşay üzerindeki saklı şelaleydi. Bu bölgede yaşayan, Çukurova'da yaşayan insanların büyük şelale dediği bu şelaleyi görmek istedik. Ona ayrı bir zaman ayarlamak istedik. İşte bu hafta bu kanyona girip saklı şelaleyi görmeye çalışacağız. Muhteşem bir gezi olacağını düşünüyorum. Yer kabuğundaki hareketlilik sonucunda nehir yataklarında meydana gelen kaymalar ya da çökmeler bu muhteşem görüntünün oluşmasına neden olur. Çoğumuz şelale deyince aklımıza Niagara gelir ama ne gariptir. Dünyada en büyük şelalelerden ikisi Türkiye'de yer alır ve çoğumuz bunu bilmeyiz. Bunlardan biri Erzurum'daki Tortum, diğeri de Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelalesi'dir. Dünyanın en büyük şelalesi 120 metreden düşen Afrika'daki Viatoria Tur. Niagara 51 metreden, Tortum ise 48 metreden düşer. Tortum Şelalesi oluşum açısından dünyanın ikinci, yüksekliği bakımından da dünyanın üçüncü büyük şelalesidir. Ama kaç kişi bunun farkında bilmiyorum. Kayseri Kapuzbaşı Şelalesi de kayadan çıkan takım halinde dizilmiş dünyanın ikinci büyük şelalesi olarak biliniyor. Ama benim ilgilendiklerim daha küçük olanları. Ürkütücü olmayan, göletlerinde yüzülebilen, henüz doğal yapısı bozulmamış olan şelaleler. Bugüne kadar bu tür dört şelale yürüyüşü yaptık. Biri Atapazarı'ndaki Aydınpınar Şelalesi'ydi. Şelaleyi keşfetmek için iple iniş yapmıştık. Kırklareli Cehennem Şelaleleri Aydınpınar kadar yüksek olmasa da isteklerimize cevap verecek türdendi. Cehennem Şelalesi'nin ikinci bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi sanki kayaları oymuş da içinden çıkıyormuş bir havası var. Hakikaten çok güzel bir yer. Rize'deki Palalı Şelalesi de muhteşemdi. En ilginci Türkiye'de ilk defa görüntülenen Kaşgarlardaki Çopuni Şelalesi'ydi. Şimdiki hedefimiz Gavur Dağları'ndaki Karaçay Şelalesi.
Bir izleyicimiz bugüne kadar çektiğimiz şelalelerden daha büyük ve daha görkemli bir şelale olduğunu, kimsenin bilmediğini, istersek bizleri götürebileceği konusunda bize bir mail attı. Merak ettik ve soluğu Osmaniye'de aldık. Osmaniye'de Korkut Ata Dağcılık Doğa Sporları Fotoğrafçılık Derneği üyeleriyle buluşuyoruz. Şelalenin yüksekliği 35 metre civarında. Aslında iki kırılımlı, iki şelale kazanı bulunmakta. Bir tanesi ilk dökülen şelale 15 metre ilk kazana dökülüyor. Batı yamacına bakıyor, batıya doğru bakıyor. İkincisi bu kazandan aşağı tekrardan aşağı dökülen 35 metrelik şelale ki toplam 50 metre yol, 50 metreden oluşan bir şelale. Herhangi bir yol yok. Tamamıyla off-road. Off-road olduğu için de ne yapacağız? Tabana kuvvet diyeceğiz. Birçok yere suyun içinden geçeceğiz. Sarp yamaçlar. Kanyon gerçekten saklı şelale denecek kadar şelaleyi saklayan bir kanyon. Gizemli bir yer yani. Gizemli bir yer. Peki hadi gidelim. Yeşilin içerisinde. Araç değiştirdik. Bu bölgede çok bilinmeyen bir şelaleye gideceğiz. Eğer doğa izin verirse çok güzelmiş ama su çok yüksek diyorlar. Geçebilirsek size göstermek istiyoruz ama ancak bu araçta gidiliyor. Osmaniye Belediyesi'nin bize sağladığı 4x4 araçla Gavur Dağları'na tırmanmaya başlıyoruz. Abanos Dağları'nın Osmaniye'de bulunan bu bölümüne Gavur Dağları diyorlar. Gavur bu bölgede delikanlı kişiye verilen isimmiş. ...15 dakikalık bir yolculuktan sonra yürüyüş noktasına geliyoruz. Yol buraya kadar, buradan sonra yürüyeceğiz. Bakalım şelaleyi görebilecek miyiz? Bu şelale bugüne kadar hiç görüntülenmedi. İlk defa görüntülenecek. Arkadaşlar, eğer doğa el verirse şelaleye ulaşabileceğiz. Orman boyunca bu sır çiçeklere rastlıyoruz. Hakikaten çok güzel kokuyorlar. Yol boyunca da var. Onun kokusunu hissedebiliyorsunuz. Aslında bu süpürge yapımında kullanılan boruk denilen çalı. Bunu kesiyorlar. Daha sonra suda ıslatıp esneklik verip çalı süpürgesi yapıyorlar. Bildiğiniz o sarı çalı süpürgesi işte buradan geliyor. Ancak bu mevsimde nefis çiçekler veriyor. Hakikaten kokusu çok güzel. Patika'dan yavaş yavaş Karaçay Vadisi'ne doğru inmeye başlıyoruz. Büyük bir sel bu bölgeyi oldukça hırpalamış. Selin gücü yıkılmış ağaçlardan açıkça görülüyor. Sel yatağında yürümek aslında çok hoş bir durum değil ama hava çok güzel, içimiz rahat. Saklı şelaleye doğru iniyoruz. Kanyonun içindeymiş ama hakikaten oldukça zor, yolu yok. Dere yatağını takip etmek zorundayız. Fakat sel kademeler oluşturduğu için yürümek bayağı zor. Herhalde 1,5-2 saatimizi alacak.
Saklı Kanyon'a geldik. Oradan Saklı Şelale'yi göstereceğiz. Belki de Türkiye'de ilk defa göreceğiniz bir şelale. Ama önümüzde iki büyük engel var. İki nehir yatağı bir yerde birleşiyor. Ve burada bir set oluşturmuşlar. Bu seti geçmemiz gerekiyor vadiye girmemiz için. Eğer buraya geçebilirsek ileride bir kat daha, bir set daha varmış. İkisini geçebilirsek Saklı Şelale'yi size göstereceğiz ama gösteremesek bile burası hakikaten çok güzel bir yer ama yaklaşık bir saattir yürüyoruz ve 1-1,5 saat daha yürüyüşümüz var gibi görünüyor. Karaçay Deresi'nin doğu ve kuzey kollarını birleştirdiği noktadayız. Buraya Karaburun mevki diyorlar. Buradan karşıya geçmemiz gerekiyor. Su çok yüksek değil. Ayakkabılarımızı çıkarıp dereye geçiyoruz ama su çok soğuk. Bayağı itiyor şey su aşağıya doğru. Neresi? Fazla mı? Derin mi? Yavaş, yavaş ama. Çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Bunun gibi birkaç yer daha geçeceğiz. Böyle olduğunu aslında tahmin ediyorduk ama biraz alçak geçebilme şansımız oldu. Ama cihazlarımız için endişelendim biraz. Umarım ileride daha yüksek değildir. Beli geçerse bakacağız. Karaçay Vadisi Akdeniz'e özgü tüm bitkileri içinde barındıran oldukça güzel bir vadi. Vadi içlerine doğru suyun debisi artıyor. Dereyi takip ederek vadinin içlerine doğru ilerliyoruz. Hakikaten muhteşem bir yer. Şu manzaraya bakar mısınız? Yani insan bir bot olsa da atlayıp suyla beraber gitmek istiyor. Su gibi akıp gitmek istiyor. Hakikaten çok güzel bir yer. Kanyonun ağzına geldik. Şimdi buradan artık dik yerler başlıyor. Buradan gitmek biraz zor. İşte burayı geçeceğiz. Daha sonra ileride bir gölet varmış. O gölet geçersek şelaleyi göreceğiz. Ama artık herhalde suya girmek gerekecek. Ama hava çok soğuk ve daha doğrusu çok soğuk. Dağlardan geliyor. Karaçay Vadisi'nden Saklı Kanyon'a giriş yapıyoruz. Kanyon duvarları oldukça yüksek. Böyle bir kanyona girmek için yeterli ekipmanımız yok açıkçası. Osmaniyeli dağcılara güvenmiştik ama onlar böyle girmemizi uygun buldular. Oh, su aşağı doğru itiyor, yürümek bak hakikaten zor. Mehmet Bey diyor ki ya bu kayaya tırmanacağız diyor ki kaygan görünüyor ya da bu şelale boyunca yürüyeceğiz diyor. Bu şelale boyu yürümek de su buz gibi tercih yapmak durumundayız. Ama kayalık tehlikeli görünüyor. Burası da çok soğuk. Biraz düşüneceğiz. Hadi devam edelim. Çok yavaş önce malzemeyi vereceğiz. Peki oradan geçtikten sonra ne kadar mesafe? Ondan sonra bir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Bir tane şunu bir yere geçiyorsun. Burada her an insanın kapısına taş düşebilir. Kask lazım burada. Yani şu anda burada kötü bir örnek veriyoruz. Ben herkese öyle diyorum. Kendim böyle şeysiz geldim.
Açıkçası böyle bir yürüyüş olacağını çok da beklemiyordum. Su çok yüksek olacağını tahmin etmemiştik ama söylediler ki su bayağı yükseldi. Buraya normalde böyle gelmemiz lazım. Kask gerekiyor çünkü kayaları görüyoruz, çok tehlikeli bir yerdeyiz. O yüzden biraz açıktan gitmeye çalışıyoruz. Buraya böyle gelmememiz gerekiyordu ama gelmişken de artık yapacak bir şey yok. Fazla kanyonun içine girmeden bu suyu geçeceğiz. Kayalıklara fazla yaklaşmayacağız. Üşüyeceğiz, başka yer yok. Yarı ıslak, yarı kuru yola devam ediyoruz. Kanyonun zorluğundan bahsederken bir anda Gaziantep, Osmaniye ve Adana'dan gelen bir grup doğa severle karşılaşıyoruz. Beklediğimiz bir manzara değil açıkçası. Piknik için uzun ve zahmetli bir yol. Merhabalar. Ya nasıl geldiniz siz buraya? Biz... Kanyondan falan girdik, kask mask, hani teknik malzeme derken gördüğünüz gibi Adanalılar işin yolunu bulmuşlar. Şelaleye merdiven vardı orada. Merdiven çürümüş. İpler de çürümüş. Merdiven çöktüğünden dolayı ikinci geçişten geçemedik. Geri dönmek zorunda. Bu bir şelale, küçük şelale. İleride daha büyük şelale var. Ancak geçmemiz mümkün olmadı yani. Buradan da belediyemizden buraya güzel bir merdiven yapmasını veya koruyucu... Sonra bir de yol istersiniz buraya. Yok, neyse ki birkaç yerde takviye olabilir yani. Siz nereden geliyorsunuz? Kadirli'den geliyoruz. Kadirli'den. Devamlı geliyor musunuz buraya? Biz şimdi aylık programlarımız var. İşte 12 ayda 12 programımız var. Bir tanesi de bu. Her ay bir yere gidiyoruz Kadıköy olarak. Kadirli Doğa Yürüyüşçüleri. Biz ilk defa duyduk burayı. İlk defa geliyoruz. Daha pek bilinmiyormuş burası. Zaten gelirken görmüşsünüzdür. Yeni turizme, iç turizme veya dış turizme açılıyor. İnşallah bundan sonra sizin sayenizde de tanıtımına faydalı olacak. Herkes tanıyacak. Fakat bravo, yani bu yolu gelmek bile çok önemli. Çünkü insanlar İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yol kenarında piknik yapıyorlar. Ormanda yürümüyorlar. Siz bu yolu yürüyerek geldiniz. Büyük bir mücadele verdik yani. Peki nasıl katıldınız bu gruba? Abim söylemişti, öğretmen bu grubun başkanı. Onun vesilesiyle geldim. 6-7 defadır katılıyorum. Bütünle de nasıl katıldım. Nasıl geçti yolculuk buraya kadar? Çok güzel. Riskli güzel. Ben seviyorum riski. Genellikle bu bölgedeki hep tarım alanlarında kadınları hep arazide görüyoruz. Pek böyle doğaya çıkacakları aklıma gelmemişti. Şehirler pek çıkıyor da pek kadınlar yukarı gelmiyorlar herhalde. Böyle vahşi doğaya pek çıkmıyorlar. Aslında daha kalabalık bayan grubumuz. Ama bu sudan biraz korktular galiba. Burası, ben şu ana kadar her ay düzenli olarak yürüyorum. En zor etaplardan bir tanesi. Gerçekten giderken çekerseniz mümkün olursa, yani çok büyük efor sarf etmek zorunda kalıyoruz ve suyla ve doğayla mücadele ediyoruz. Gerçekten bu Torosların Amonos bölgesi burası. Amonos dağlarının eteklerindeyiz. Normal bir su vadide olur ve çok şey yapmaz. Fakat sarp bir arazi olduğu için geçit vermiyor. Evet. Geçit vermediği için de teknik desteklere ihtiyacımız var. Bu siz teknik destek sağlıyor musunuz? Şimdi tişört giymek kolay da. Teknik destek sağlıyor musunuz? Daha o teknik yönüne bakmadık ama bundan sonra gerçekten teknik yönünde lazım olduğunu gördük yani burada. Şimdi Osmaniyeli yerel arkadaşlarımız da bize söylerken dediler ki biz dediler size teknik destek sağlayacağız. Biz hiçbir şeysiz geldik. Burada kask giymek lazım, ipler lazım, bir sürü tehlikeli, birine bir şey olsa götürecek malzeme lazım. Çünkü burada kayalardan düşünce tehlikeli hakikaten. Ben ilk defa geliyorum buraya. Zorluğu görünce çareler aranacak, mutlaka çareler aranacak yani. Başkan sırt çantasıyla gelmiş de boş içi ama. Boş mu içi? Merhabalar. Grubun reisi. Ekip zor gelmiş buraya. Ekibin buraya gelmesi zor değil de buraya geçmek zordu. Buradan geri geçemediniz. İleriki safa biraz riskliydi. Geçebilecek arkadaşlarımız var ama
grup güvenliği için geri dönmedik. Buradan molamızı verdik. Birkaç arkadaşımız geçti. Aslında riske değer ama içimizde birinin burnunun kanaması grubumuz adına üzücü bir durum yaratırdı. O yüzden burada kalmayı tercih ettik. Çok kayganlaşmış ortalık. Birinci şelaleye geldik. Bunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Bakalım çıkabilecek miyiz ama bayağı ürkütücü görünüyor. İyi gelin bakalım. Onlar da geliyorlarmış. Aslında bu tür yerlere gidince hep gençleri görüyoruz. Hani doğa severler, teknik ekipmanlarla dolaşıyor. Ama normal vatandaşları da görmek hakikaten hoş çünkü onlar geldiği sürece buralar korunur ama tabii yol getirmemek lazım. Fazla da dinlememek gerekiyor. Böyle gelmek güzel. Kadar gittiğim her şelalede deniz suya girdim. Çok soğuk, imrendim ama dönüşte deneyeceğim. Çünkü daha yolumuz var, üşümeyeyim. Şu anda ıslağım zaten. Diğer şelaleye gidip döndükten sonra denemekte yarar var. Harika görünüyor. Güzel güzel. Soğuk mu? Mükemmel. İyi, hadi gidelim. Açıkçası sen yürüyorsun. Vallahi açıkçası çok güvenli değil. Karaşay Şelalesi'ne ulaşmamız için bu tepeyi aşmamız gerekiyor. Ama zemin çok kaygan. Kaydığınız anda dereye düşmeniz işten bile değil. Emniyet için bir ip gerilmiş ama ip çürük. Her an kopabilir. Zaten bazı yerlerden kopmuş birbirine eklemişler. Tepeyi açtık ama şimdi de inmemiz gerekiyor. İniş için de bir merdiven yapmışlar ama merdiven parçalanmış. Her an kırılabilir. Buradan sonrası oldukça riskli. Ne bizde ne de diğer ekiplerde acil yardım kiti yok. Daha doğrusu hiçbir şey yok. Bize böyle bir yer olduğu söylenmemişti açıkçası. Bu tür durumlara göre hazırlıklı gelmek gerekiyor. Ama yerel doğa kulüpleri henüz bu bilince ulaşmamışlar. Sanırım bu programdan sonra bu işi ciddiye alırlar. Çünkü bu tür yerlerde bir insanın yaralanmaması mucize. Derme çatma kırık merdivenden indikten 50 metre sonra Karaçay Şelalesi karşınıza çıkıyor. İşte Gavur Dağları'ndan gelen suların bir set üzerinden döküldüğü yer. Muhteşem bir manzarası var. Bir zamanlar bu şelalenin yüksekliği 6-7 metreymiş. Zamanla şelale kazanı giderek derinleşerek yaklaşık 20-25 metre yüksekliğe ulaşmış. Geri dönme zamanı. Derme çatma merdiveni tırmanıyoruz, çürük iplerden yardım alıyoruz ama ana kampa geri dönmeyi başarıyoruz. Dönerken birinin başına bir iş gelmesine çürük ipleri kesmeyi, kırık merdiveni kaldırmayı planladık ama sonra vazgeçtik. Buraya gelmeyi düşünenlere çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir anda burası panayır yerine döndü ama gençler var. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Antep'ten, Gaziantep'ten, evet. Ha. Karşı Adana Osmaniye, Kadirli. Bu taraf Kadirli. Kadirli, Osmaniye, Antep. Antep. İlk defa mı geliyorsun? İlk defa geliyorum, evet. Nasıl geçti yolculuk? Buraya zorlu, kadar nasıl geldiniz? Çok zorlu geçti. Ama hiçbirinizde şey yok. Ekip lideri kim? Lider olarak benim. Lider siz misiniz? Evet, benim lider. Ya kimse de kask yok, ip yok. Bayağı riskli iş yapıyor. Genelde taş düşme riski olmayan bir bölgede. Keçi görüyoruz yukarıda. Geçişlerde evet sıkıntı var biraz. Hayır. Yalnız işte Kadir'den gelen grup ayrı geldi. Biz buradan 3-5 kişiyle katıldık. Yeterli sayıda kaskımız olmadığından dolayı bu şekilde devam ettik. Böyle kalabalık oluyor mu burası?
Bu kalabalık şu an az, en az kalabalık bu. Biz Gaziantep Zirve Dağcılık ekibiyle, Osmaniye Odak, Kadirli çok beraber 100-150 kişilik gruplarla geldik buraya. Bu kanyonu 150 kişi geçiyorsunuz. 150 kişiyle geçtik bu kanyonu. Ve herkes de gitti şelalenin yanına. Yalnız daha önceden, bir gün önce gelip bakmadığımızdan merdivende problem vardı, sıkıntı. Şimdi 15-20 kişi falan ancak zirve yapabildi. Merdiven riski, ben bile inmek, evet, inmek istemedim açıkçası. Evet, çok riskli. Riski göze alan arkadaşlarımız indi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Nerede? Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde. Lise öğrencisi. Siz? Öğretmenim. Öğretmen. Nerede? Şehit Yasemin Tekin İlköğretim Okulu'nda. Neresi olduğunu bilmiyoruz ki. Farklı yerler. Osmaniye mi? Osmaniye. Ha, Osmaniye. Hı-hı. Osmaniye çok bilinmiyor. Niye? Çok bilinen bir yer değil herhalde. Evet. İki büyük şehrin arasında kaybolmuş bir yer gibi. Siz nereden geldiniz buraya? Ben Gaziantep'liyim. Oradan geldim. Oradan geldim. O zaman Osmaniye'yi biliyorsunuz belki, bölge olarak. Tabii biliyorum, evet. Güzel, çok Osmaniye'nin ismi hiç duyulmuyor. Böyle şelaleleri, kaleleri, her şeyi var, evet, ama. Evet aslında. Evet. Yaylası da var. Yani bu artık bu iş bize değil, Turizm İl Müdürlüğümüze düşüyor. Biz de beraber güzel organizasyonlar düzenleyip Osmaniye'yi tanıtmamız lazım. Siz geldiniz buraya, bakıyorum yakın yanınızda Turizm İl Müdürlüğü'nden kimse yok herhalde. Var mı? Sayılır. Fahri. Var mı? O Fahri olarak, o hocamı tanıyorum ben. O Fahri olarak geliyor. İşte Turizm İl Müdürlüğü'ne gelip buraların fotoğraflarını çekip kitaplara, işte dergilere, sizin gibi televizyonlarda yayınlanırsa çok daha güzel olur Osmaniye açısından. Karşı tarafta bir konuştum, dediler ki ya buraya yol yapmak lazım. Yol üstü. Şimdi ben ona da biraz karşıyım. Yol yapılırsa bu tür yerlerin doğal güzellikleri bozulur. Biz geldik, yemeğimizi yedik, çöpümüzü topladık, gidiyoruz. Ama başkası gelir, çöpünü atar, yemeğini atar, öyle kalır. Buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu şekilde gelip gitmesi, böyle kalması bence daha iyi. Şimdi geri dönüyoruz. Gaziantep'ten, Osmaniye'den, Adana'dan gelen grupla beraber döneceğiz. O grubun buraya geldiğini, nasıl geldiğini merak ediyorum. Birazdan onların dönüşünü izleyeceğiz. Onlarla beraber şimdi kanyondan çıkıyoruz. Dar geçide geliyoruz. Grup kaya bloğunu geçmeye çalışıyor. Oldukça riskli bir geçiş. Kayadan düşmek ciddi yaralanmaya yol açabilir. Sanırım gelirken de burayı aynı yöntemle geçmişler. Evet, bu geçiş noktasına geldik. Burada tıkandık kaldık. Dönüşümüz biraz uzun sürecek gibi geliyor. Ama gerçekten çok sert bir kanyon. O kayalıklar ıslak. Herkes biraz riskli bir yer. Suya girmek gerekiyor. Kimse de bu soğukta suya girmek istemiyor. Daha doğrusu soğuk suya girmek istemiyor. Riske almak istemiyor, suya girsin. Tamam, dayan. Çok soğuk. Çok üşüdük, çıkıyoruz. Bu kadar. Herkes ıslandı. Güneşi görmek için bir an önce kanyondan çıkmak gerekiyor. Görüldüğü gibi bu tür yerlere gelmek için dağcı olmak gerekmiyor. İstekli olmak yeterli. Çok kolay değil ama zor da değil. Gerekli emniyet tedbirleri alınırsa Karaçay Şelalesi'ne gidip gelmek daha kolay ve eğlenceli olabilir. Buradan grupla ayrılıyoruz. Biz yukarı doğru devam edeceğiz. Onlar başka yoldan gelmişler. Buradan ayrılacağız. Bu haftalık da bu kadar. Osmaniye'de bir rota yapmaya çalıştık. Buralara hiç gelmemiştik. Hiç bilinmeyen yerlerdi. Buraları size göstermeye çalıştık. Gördüğünüz gibi yerel insanlar buralara gelip gitmeye çalışıyorlar. Ancak onların da bir takım yardıma ihtiyaçları var. En azından bu bölgenin rotalarının belirlenmesi, teknik malzemelerin belli bölgelerde, belli bölgelerin teknik malzemeler donatılması belki gerekebilir onlara yardımcı olmak açısından. Yoksa
Onlar yapılmazsa gidip gelmek için yol yapmak isteyecekler. O da buraların ölümü demek, yok olması demek. Haftaya bir başka yerde, bir başka rotada buluşmak üzere. Hoşça kalın.